Üçüncü bin yıla bakış programıyla yine bir cumartesi gecesi sizlerle beraberiz. Bu geceki programımız biraz hüzün, biraz acı, belki biraz kızgınlık nedeni olabilecek. Sizlere daha evvelki programlarda bahsettiğim gibi her hafta değişik bir konuyu, evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bilmesi gereken, unutmaması gereken, öğrenmesi gereken konuları, çok değerli konukları davet ederek sizlere açıklamaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuz da çok üzüleceğim. Benim aslında geçen sene davet edildiğim Bosna Hersek'te gördüğüm manzaralar karşısında çok dehşet duyduğum bir yerle ilgili. Yani Bosna Hersek'le ilgili. Avrupa'nın ortasında 3 yıl sürmüş, 1992'de başlayıp 3 yıl sürmüş bir soykırımın hikayesi. Bu bir masal değil. Ama aslında 1992'de çok genç olanlar veya doğmamış olanlar hatırlamayabilirler, bilmeyebilirler. Ama o dönemlerde bu olayları takip edenler, televizyonda izleyenler sanki bir sinema filmi izliyormuşçasına oradaki katliamı izlediler. Ben bu 92 yılında meydana gelen olayların Almanlar, Avusturyalılar, İtalyanlar, hatta İspanyollar tarafından futbol maçı, bu yaz aylarında hani dünya ligleri falan olur, onların nasıl izleniyorsa bundan ilgili haberlerin de, bundan ilgili görüntülerin de aynı şekilde duygusuz bir biçimde izlendiğine tanık olmuş birisi. Tabii ki bu bölgeler eski Osmanlı İmparatorluğu topraklarının bir parçasıydı ve orada bizim soydaşlarımız, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun vatandaşı olanlar, ki hepimiz aynı imparatorluğun vatandaşıydık, sonradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Birçoğumuzun akrabaları orada kaldı. Ve orada yaşayan insanların, hani din ayrımcılık olarak söylemiyorum ama orada yaşayan o Müslüman halkın çekmiş olduğu eziyeti, geçen sene oraya bir konferans vermek üzere davet edildim ve Srebrenica denen bir yerde Müslüman halka, bu Bosnalı Hersek'te bu Müslüman halka uygulanan vahşeti görmüş ve televizyonda bunu sizlere aktarmak, bu konuda size bilgi vermek, orada meydana gelen savaşın nedenlerini açıklamak için kendi kendime bir program yapıyordum. Ve nihayet bu geceki konuğumuz, çok önemli bir konuğumuz. Yani gerçekten Türkiye'de bu konuyu bilen, bu konunun içinde olan ve bu konunun enine boyuna her türlü noktasını bilen Sayın Profesör Doktor Rona Aybay'ı davet ettim. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani kafamda bu Bosna Hersek ve Avrupa'nın ortasındaki bu soykırımın Türk halkına tekrar tekrar hatırlatılması gereğini, yani bir düşmanlık hisleri besleyerek değil ama halkımızın, hepimizin gerek dış politikada, gerek iç politikada, uluslararası arenada atacağımız adımlar bağlamında, yapacağımız anlaşmalar bağlamında, anlaşmalara riayet etmek açısından
anlaşmaların diğer tarafı ülkelerin ne boyutta anlaşmalara riayet edip etmedikleri konusunda bilgi sahibi olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar kalabilmesi için dünyada olan olayları bilmemiz, unutmamamız gerektiği için bu programı yapmak ve sizi davet ederek, ki siz bu konuda en uzman kişisiniz Türkiye açısından. Çünkü neden Profesör Rona Aybay bu konuda çok önemli? Çünkü kendisi Bosna Hersek İnsan Hakları Mahkemesi hakimliği yaptı. Ve Türkiye'den aday olarak gösterilmiş ama ilk turda 44 tane ülkenin oyunu alarak seçilmiş ve bir Türk hakim. Zaten Türkiye'den iki tane hakimimiz var biliyorsunuz. Biri Strasbourg'da İnsan Hakları Mahkemesi üyesi arkadaşımız, diğeri de sayın konuğumuz Profesör Doktor Rona Aybay. Evet, ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu vahşetin başlamasıyla ilgili olarak bir girizgah yapmak adına Yugoslavya'daki olayların, pardon, sizi tanıtmadım hemen aklıma çünkü bu şeyler geldi. Efendim, Sayın Profesör Doktor Rona Aybay aslında benim hocam. Fakat hocam derken ben öğrenciyken kendileri de çok genç bir asistandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Amme Hukuku Kürsüsü'nde Recai Okandan'ın asistanı olarak beni de imtihan etmiştiniz. Öyle evet, mi? O imtihanda da ben kalmıştım. Çünkü kalmak istemiştim. Sebebini de anlatayım. Arkadan arkadaşlar diyorlar ki bak çalışmadın. Yazılıda 80 aldın ama çalışmadın. Geçersen çok fena yapacağız. Bunların başında şimdi gazete yazarları veya çok önemli yerlerin başında olan arkadaşlarımız da var. Recai Bey size ve Murat abiye döndü. Dedi ki bu kız her gün Fransızca söylüyor ama bu her zaman derste oturan değil miydi? Evet, niye cevap vermiyor? Siz bana işaret ettiniz. Niye cevap vermiyorsun? Bilmiyor musun? Dedim biliyorum ama kızarlar eğer şimdi çünkü bütün kitabı yutmamışım. Yani bildiğim sorular gelmiş. O nedenle sizin de böyle bir hatıram da vardı. Bu vesileyle onu da anlatmış oldum. Evet. Sayın Aybay aslında sadece İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapmadı. New York, Kolombiya'da mukayeseli hukuk eğitimi aldı. Orta Doğu Üniversitesi'nde çalıştı öğretim üyesi olarak. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde çalıştı. Dekan olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde dekanlık yaptı. Şu anda İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi ama Bilgi Üniversitesi'nde de öğretim üyeliği yaptı. Ve Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Başkanı, Avrupa Hoşgörüsüzlük, Irkçılıkla ilgili komisyonun üyesi. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden verilen kararların daha etkinliğini sağlamak, geliştirmek için Avrupa Konseyi İnsan Hakları Akil Kişiler Komisyonu'nda görevli. Yani şöyle, uluslararası arenada Türkiye'nin yüz akı ve Türkiye'ye işte bütün bu saydığım ve nice daha saymadıklarımız da var. Çünkü yazamadık onların hepsini. Bütün buralarda Türkiye'yi sayın hocamız temsil ediyor. Ve diğer bizi sevmeyen, bizi AB'ye almak istemeyen üyelerin hepsi hocamızın kimliği, kişiliği söz konusu olduğunda tereddütsüz ilk oylamada hep kendisine oy veriyorlar ve sözü dinlenen bir Türk çok olarak. Avrupa Birliği tarafından o kadar takdir edilen bir kişi değilim, bunu ama iltifat olarak da kabul etmiyorum.
Ama o hayır, ona rağmen yani ona, gene evet, sizin hakim teşekkür olmanız sebebiyle. Evet, birçok eserleri var, makaleleri var. İnternete girdiğinizde bunların hepsini bulmanız mümkün. Beni kırmadılar ve geldiler. Çünkü geceleri çok fazla uzun süreyle kalmıyorlar. Fakat benim hatırım için ve başka televizyonlara da fazla gitmiyorsunuz galiba. Hiç. Evet, ama benim hatırım için hocam olduğu için geldiler. Evet, şimdi bu üçüncü bin yıla girerken bu Avrupa'nın ortasındaki bu olay, böylesi bir vahşet neden oldu? Bunun temel nedenleri neydi? Bunu hazırlayan faktörler ne olmuştur diye başlayalım. Yani Yugoslavya'dan bir başlayalım. Efendim, önce beni onurlandıran iltifatkar sözleriniz için teşekkür ederim. Yugoslavya bizim kuşak için çok özel yeri olan bir ülkeydi. Sosyalist bir ülke, fakat Sovyet çizgisinden farklı bir çizgiyi seçmiş ve özellikle de bağımsızlık açısından son derece titiz, kendine güvenen, saygın bir ülkeydi. O dönemlerde bir üçüncü dünya kavramı vardı. Birleşmiş Milletler Örgütü içinde bir bağlantısızlar grubu vardı. Çok güçlü bir gruptu. Bunun başını Mareşal Tito'nun başkanlığındaki Yugoslavya çekiyordu. Hindistan ve Mısır gibi ülkelerde bu grubun önde gelen üyeleriydi. Fakat temel itici güç Yugoslavya'ydı ve Mareşal Tito'nun büyük bir saygınlığı vardı. Bizim kuşağın gözünde bu yönleriyle Yugoslavya saygın bir yer işgal ediyor idi. Ayrıca Yugoslavya pek çok farklı ırka mensup, pek çok farklı dine mensup insanların, çok farklı diller konuşan insanların, değişik kültürlerden gelen insanların ortak devleti, barış içinde bu çeşitli etnik grupları, dini grupları barış içinde yaşatan bir devlet idi. O yönüyle de bizim gözümüzde çok saygın bir yeri vardı. Belki hatırlarsınız, öğrencilik yıllarınızda Avrupa'dan tiyatro grupları gelirdi. Yaz aylarında İstanbul'da öğrencilerin, yabancı öğrencilerin de katıldığı çok renkli tiyatro festivalleri olurdu. Müzik festivalleri olurdu. Hep Yugoslavya'dan gelen gruplar büyük bir sempati toplarlar idi bu yönleri dolayısıyla. Ayrıca da kültürel olarak, tarihsel olarak çok yakın bir ülkeydi. Özellikle Bosna Hersek, Yugoslavya içinde Türkiye açısından özel önemi olan bir yer idi. Yugoslavya'nın 1992'de başlayan bir iç savaşla parçalanma sürecine girmesi dünya içinde büyük bir tarihsizlik olmuştur. Türkiye içinde özellikle bir tarihsizlik olmuştur. Ne yazık ki bu uyum içindeki çeşitli etnik gruplar, çeşitli ırksal gruplar, çeşitli dinsel gruplar arasındaki ahenk özellikle Tito'nun ölümünden sonra bozuldu. Bunda tabii dış güçlerin de büyük bir rolü olduğunu kabul etmek lazım. Ve ne yazık ki bu... Yani Avrupa mı bunu böyle istedi sizce? Öyle görünüyor efendim. Öyle görünüyor. Çünkü tabii Yugoslavya'nın içinde de bu ayrılıkçılığı körükleyen bazı etkenler yok değil idi. Örneğin Slovenya, ki Yugoslavya'nın bir federal sistemin parçası, bir federe devlet olan Slovenya'nın ekonomik bakımdan diğer devletlere göre, federe devletlere göre çok üstün bir durumu vardı. Yani bölgeler arasında dengesizlik vardı. Bunu körüklediler. Tabii dini, etnik ayrılıkları körüklediler. Bütün bunların sonucunda ne yazık ki Yugoslavya parçalandı.
Yani büyük... Hitler sendromundan sonra Avrupa'nın ortasında böyle bir sendromu hazırlamak çok akılcı bir şey de değil. Yani amaçlarına vardılar mı bu parçalanmadan sonra? Eğer amaçları Yugoslavya'yı parçalamaksa tabii ki vardılar. Almanya'nın Akdeniz'e doğru bir uzanması için bir imkan ise aradıkları, ona da ulaştılar. Yugoslavya'nın 3. dünya devletleri için bir lider olmasını olmasına son vermek ise amaçları, ona da ulaştılar. Ona bugün da ulaştı. Yugoslavya artık kalmadı. Dolayısıyla kısaca gelişmekte olan ülkeler denilen kibarca 3. dünya ülkeleri lidersiz kaldı. Evet. Bütün bunlar bu işi arzu edenler, bu işi tezgahlayanlar açısından büyük kazançlardır tabii. Ama İtalya'da şimdi Yugoslavya'nın, yani eski Yugoslavya'nın çeşitli yörelerinden İtalya'ya gelmiş ve çalışma hayatına girmiş insanlardan artık yaka sıkmaya başlamışlar. Çünkü hiç hem verim alamadıkları gibi bir sürü yağmalar, hırsızlıklar gibi saldırılar da söz konusu olduğundan hiç mutlu değiller. Yani başsız kalmış bir halkın, evet, bir grubun. Evet. Şimdi Tito ile ilgili izninizle, evet, birkaç şey daha söylemek, evet, isterim. Tito'nun tabii diktatör olduğunu söyleyenler var ki pek de yanlış olmayabilir. Fakat bir ulusal figür idi Tito. Saraybosna'da hala bir takım dükkanlarda Mareşal Tito'nun resimlerini görmüşsünüzdür. Gördüm, evet, evet. Mareşal Tito Bulvarı Saraybosna'nın hala en merkezi, bir en yeri, büyük, evet, caddesidir. Evet, evet. Tito'nun böyle bir saygınlığı var idi. Onun ölümünden sonra ne yazık ki işte bu düş sona erdi. İşte, bir noktayı daha söyleyeyim. Evet. Tito'nun politikası ne yazık ki sonuçsuz kaldı. Ama politikasının unsurlarından biri de şu idi. Bir cumhuriyette bir fabrika varsa o fabrikanın enerjisi komşu cumhuriyetten geliyordu. Fabrikada işlenecek ham madde başka bir cumhuriyetten geliyordu. Böylece cumhuriyetler arası da bir işbirliği, dayanışma duygusu yaratmak istemişti. Bütün bunlar küçük güzel... Yani Rusya'nın daha değişik ve küçük bir modeli gibi alabiliriz. Ve yani daha demokratik, daha demokratik bir, evet, yönetimdi. Öz yönetim, yani işletmelerin kendi kendini, evet, yönetmesi, yönetmesi şeyi vardı, evet, ülkesi vardı. Evet, evet, evet. Bütün bunlar maalesef 92 yılında bitti. Şimdi tabii Tito, savaş... Tito o zaman yani çok bir ütopist hayalle çeşitli etnik grupları, çeşitli dinlerde olanların, çeşitli dilleri konuşanların bir arada mutlu, demokratik bir ortamda yaşayabilmelerini hayal ederekten böyle bir sistem kurdu. Ama bu kendi hayatıyla sadece kaim oldu. Kendisinden sonra bunu devam ettirebilecek ekipleri öyleyse yetiştiremedi, evet, ki kendisinden sonra bu dağılma süreci çok içine girdi. Çok kısa bir süre sonra. Evet, hem de çok kısa bir süre sonra, evet, böyle oldu. Evet, bir Tito ile ilgili bir şey daha söyleyecektiniz. Şimdi Tito ile ilgili değil de iç savaşla ilgili bir şey eklemek, hı, isterim. Tito'nun ölümünden sonra başlayan iç savaş gerçekten sizin de yıllar sonra ziyaret ettiğinizde gördüğünüz hala izleri devam eden büyük bir vahşetti. Tabii savaşın her türü aslında kan demek, ateş demek, açlık demek, yokluk demek, kadınların ırzına geçilmesi, çocukların öldürülmesi, aklınıza her türlü vahşeti getirebilirsiniz bir savaşta. Fakat savaştan daha kötü bir şey varsa o da iç savaş. Evet. İç savaş komşunun gırtlağına çöktüğü, yıllarca aynı okula gitmiş, aynı ofislerde çalışmış, aynı mekanlarda eğlenmiş insanların birbirinin öldüresiye düşmanı olduğu, evet, bir ortam yaratıyor. Bu hani savaş kötüyse bu çok daha kötü bir durum. Evet. Ve ne yazık ki Yugoslavya'da yaşanan bu oldu. Benim Yugoslavya'yla, eski Yugoslavya'yla ilgili ilk şeyim, uluslararası deneyimim 1992 yılında savaşın hemen başlamasından sonra
oldu. AGİT diye bir örgüt var biliyorsunuz. Evet. Avrupa Güvenlik İşbirliği Örgütü. O örgüt Bosna'da bir inceleme yapmak üzere bir misyon oluşturdu. Ben de o misyonun bir üyesi olarak Bosna'ya gittim. Bu uzun bir hikayedir ve inanın gördüğüm sahneler beni o kadar etkiledi ki Türkiye'ye döndükten sonra bir hafta kadar kendime gelemedim. Yani o kadar acı olaylar gördüm ve kafamdaki Yugoslavya imajıyla gördüklerim arasında inanılmaz uçurumlar vardı. 92 yılında iç savaş başlayınca durum şu. Bir kere Sırbistan ki Yugoslav Halk Ordusu denilen JNA der oralılar. Evet. Yugoslav Halk Ordusu denilen silahlı gücün komutasını çok geniş ölçüde Sırplar elinde bulunduruyormuş ki iç savaş başlar başlamaz en büyük askeri güç olarak Sırplar belirdi. Yani Yugoslavya'nın askeri gücü zaten onların elindeymiş. Evet. Yani bunlar bölündükten sonra askeri güçlerini kaybetmiş oldular. Sırplar da kaldı. Hırvatlar nispeten daha hazırlıklı imişler. En hazırlıksız yakalananlar tabiri caizse bizim Boşnak dediğimiz Müslümanlar. Bu durum karşısında Saraybosna'yı ele geçirmek için Sırplar çok büyük mücadele vermişler. Ondan çok daha büyük bir mücadeleyi de Saraybosna'yı Sırplara karşı savunanlar vermiş tabii. Aylarca açlıkla, yoklukla, muhasara altında kalmanın getirdiği türlü güçlüklerle savaşmışlar ve Saraybosna'yı teslim etmemişler. Bu benim ilk deneyimimde eğer arkadaşlar gösterebilirlerse bir takım adına kamp denilen yerleri ziyaret ettik. Sırplar ve Hırvatlar özellikle Müslümanları erkek eli silah tutabilecek yaşta ve durumda olan erkekleri toplayıp kısaca işte tutuklama yerleri veya kamplar denilen yerlere koymuşlar. Oraları ziyaret ettik ve gördüğümüz manzaralar gerçekten dehşet vericiydi. Öyle yerler gördük ki yüzlerce insan diyelim ki bir okulun spor salonunda doldurulmuş. Üzerlerine örtecek hiçbir battaniye bile yok. Başlarını koyacak yastık yerine de bir tane tuğla parçası bulan kendini mutlu hissediyor. Yani böyle ortamlar gördük. Eğer gösterebilirse arkadaşlar oradan bir iki resim size gösterebilirim. Bu görünüyor mu bilmem. Görüyor musunuz? Biraz daha yaklaştırabilir misiniz? Bu bizim ziyaret ettiğimiz işte adına kamp denilen. Bakın bir, buyurun. Şöyle yapayım mı? Aldınız mı? Evet. Bir de şunu bakın bu da o kamplardan birinin bahçesinde ya bir bakın, çadırda yaşayan. Değerli izleyiciler bunlar hocamızın 92 yılında çektiği fotoğraflar. Bir daha gösterir misin? Bu 92 yılında bu pozisyonda. Bunlar kendi istençleri iradeleri evet, dışında oraya toplanmış kapatılmış insanlar. Evet. Şunu da lütfen. O dönemdeki olaylar yani birebir 92 yılındaki görüntüler. Şunu da alalım. Evet. 92 bakın, yılında oraya gittiğimizde. Ha bakın şu. Şu resim tam şeylerin Nazilerin toplama kamplarını andıran bir resim. Zaten öyle yani evet. Ben evet bunu bakın sevgili izleyiciler bakın Boşnakların uğradığı vahşet bu işte. Tabii bunların sağ olup olmadığı
sonra başlarına neler geldi ayrı bir konu. Evet. Peki ben size şunu sormak istiyorum. Bu 92'de başlayan bu vahşette Birleşmiş Milletler ne yaptı? Yani Birleşmiş Milletler burada ne oluyor zannetti? Bakın Birleşmiş Milletler'in 150'den fazla üye devleti var. Bunların içinde Bosna Hersek'le doğrudan ilgili olanlar var, olmayanlar var ki daha büyük çoğunluktur belki. Olanların ilgi derecesi de, yani ilgi duyanların ilgi derecesi de tabii eşit değil. Birleşmiş Milletler oldukça hantal bir organdır. Yani bir kere yetkileri son derece sınırlıdır. İkincisi o yetkileri kullanmak için karar alma mekanizması da son derece hantaldır. Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkarmak için malum 5 sürekli üyenin ortak bir kararda anlaşmaları, uzlaşmaları gerekir. Birleşmiş Milletler'e fazla bel bağlamamak uygun olur diye düşünüyorum. Ama bazen hemen bir yerdeki bir olaya müdahale etmek için öne çıkıyorlar. Yani burada Avrupa'nın ortasında bir soykırım gerçekleşiyor. Soykırımın suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi var. Bunu yaptı. Bu soykırımı, bu vahşeti nasıl gerçekleşmesine müsaade etti? Ben daha bunu anlamış değilim. Bakın Birleşmiş Milletler askerleri 1992 yılında da Bosna'ya geldiler. Çoğu Polonyalı olan görevli askerler. Evet. Ne yaptılar? Önce bakın hatta şu da 92 yılında çekilmiş bir resimdir. Birleşmiş Milletler bayrağını arkada görebilirsiniz. Evet. Yani demek ki Birleşmiş Milletler şeyde var. Bosna'da var. Bayrağını koymuş ama insanların ölmesine göz yumacak bir kuruluşa insanlar ne kadar güvenecek? Efendim Birleşmiş Milletler'in şimdi uluslararası örgütlerin genel sorunudur bu. Evet. Biraz Birleşmiş Milletler'in oradaki konumu yaptıklarından bahseder misiniz? Şimdi genel olarak Birleşmiş Milletler dediğim gibi oldukça hantal bir örgüttür. Bir karar çıkarması çok zordur. Sürekli bir ordusu olan bir örgüt değildir. Ancak özel durumlarda üye devletlerin verdiği askerlerin katılımıyla birlikler oluşturma imkanına sahip olan bir örgüttür. Evet. Bu birliklerin oluşmasında da işte konuyla hem ilgili ama hem de çok ilgili olmayan devletlere öncelik verilir. Örneğin Polonya askerleri görevlendirilmişti 1992'de. Fakat biz çok istedik ama bizi kabul etmediler. Halbuki gitseydik herhalde böyle bir soykırım söz konusu olmazdı sonradan, diye düşünüyorum. Yıllar sonra Zenitsa'da Türk Birliği var, hala da var. Evet. Ve çok sevilen bir birlik. İşte sağlık hizmeti, okul hizmeti vesaire çevreyle çok iyi ilişkiler kuran bir şey. Evet. Fakat Birleşmiş Milletler bakın düşünün. 20-21 yaşında Polonyalı veya Hollandalı bir er. Kendini birdenbire hiç tanımadığı, belki o güne kadar adını bile duymadığı bir ülkede buluyor. Sırtında kendi her zaman giydiği üniforma fakat tek fark kolunda bir Birleşmiş Milletler şeyi. Gittiği yerin ne dilini bilir, ne tarihini bilir, ne insanlarıyla ilgili herhangi bir şey bilir. Genellikle tek düşündüğü şey işte bir an önce görevini tamamlayıp bir de kendi memleketine göre biraz daha da fazla para aldığı için para biriktirip memleketine dönmektir. İkincisi yetkileri yoktur Birleşmiş Milletler askerlerinin. Silah kullanma yetkisi ancak kendini savunma şeyidir. Bir de tabiri mazur görün bizim halkın çok güzel özdeyişlerinden biridir. El elin eşeğini türkü çağırarak arar derler. Çok güzel bir laf. Onun için yani böyle Allah kimseyi Birleşmiş Milletler'in yardımına muhtaç etmesin.
Evet. Şey, insani yardımı kastetmiyorum, askeri anlamda. Askeri anlamda, evet. Efendim, yönetmenimiz işaret ediyor, bir kısa reklam arasına girecekmişiz. Çünkü reklam da yaşam için gerekli. Tabii. Televizyonların. Evet, değerli Cem TV izleyicileri, kısa bir reklam arasından sonra bizi dinlemeye devam ediyorsunuz. Evet, reklam arasından sonra tekrar sizlerle beraberiz sevgili Cem TV izleyicileri. Evet, Birleşmiş Milletler'den bahsediyordu hocamız. Birleşmiş Milletler'in orada var olması, bayrağının, flamasının mevcut olması ve bir takım askerlerinin bulunması oradaki bu vahşetin önlenmesine imkan vermedi. Yeterli evet. Olmadı şimdi. Yeterli olmadı. Yani bu vahşetin hepsi oldu bitti. Yani yeterli olmadı lafı biraz eksik gibi geliyor. Bu arada yalnız gene yönetmen işaret ediyor. Soru ve görüşleriniz için SMS gönderebilirsiniz. Cem TV yazıp bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı yazıyorsunuz ve 34-38'e gönderiyorsunuz. 34-38. Ayrıca telefonla bize bağlanmak isterseniz 0212 552 63 çift 0 552 63 çift 0 mail göndermek isterseniz mail yazıyorsunuz @cemtv.com.tr yazıp bize sorularınızı gönderebiliyorsunuz. Evet hocam, şimdi evet. Bu Birleşmiş Milletler hiçbir işe yaramadı. Fakat ondan sonra savaşın bir şekilde soykırımı icra ettikten sonra onları sonra soracağız ve sizden anlatmanızı ve Cem TV izleyicilerini bilgilendirmenizi istiyorum. Fakat bir tabii uluslararası bir kuruluş ortaya çıktı. Bu vahşetin sona ermesine sağlayabilmek için bir Dayton Anlaşması diye bir anlaşma yapıldı. Evet. Önce bu anlaşmadan bir bahseder misiniz? Kimler arasında yapıldı? Türkiye'nin bu anlaşmanın gerçekleşmesine bir payı oldu mu? Amerika'nın politikası neydi? Avrupa bu olaya hangi gözle bakıyordu? Sonra bu anlaşmayla oluşan mahkeme ve ondan sonra sizin bu mahkemenin hakimi olmanıza sırayla böyle gelmek istiyorum. İzleyicilerimiz bu konuyu bir bilsin. Efendim, Bosna Hersek'teki, daha doğrusu eski Yugoslavya'daki iç savaş resmen 14 Aralık 1995'te Paris'te imzalanan Dayton Barış Anlaşması denilen bir dizi uluslararası hukuk belgesiyle sona erdi. Yani Bosna Hersek'te dahil olmak üzere eski Yugoslavya'da kalıcı bir barışın sağlanması, insan haklarına dayanan bir ortamın yaratılması Dayton Barış Anlaşmaları'nın temel amacı olarak ortaya çıkıyor. Yalnız Dayton Barış Anlaşması'nın nasıl imzalandığını ve neredeyim, Dayton'un neresi olduğunu da hatırlamakta fayda evet. Var. Dayton Amerika Birleşik Devletleri'nde bir askeri üs oraya iç savaşın taraflarının başkanları Amerika'nın daveti ile toplanarak Dayton Barış Anlaşması'nı imzaladılar. Bu Dayton Barış Anlaşması dediğim gibi bir dizi belgeden oluşuyor. Bu belgelerden 6. ek belgenin 6. eki Bosna Hersek'te bir insan hakları mahkemesi kurulmasını öngörüyor idi. Bu benim de üye olarak önce 5 yıl sonra bir uzatmayla 3 yıl daha olmak üzere 8 yıl toplam hizmet ettiğim mahkeme böyle kuruldu. Evet. O mahkeme niye kuruldu? Yani Avrupa'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi varken neden bu Dayton Anlaşması gereğince Bosna Hersek İnsan Hakları Mahkemesi kuruldu? Efendim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava bir devlet aleyhine dava götürülebilmesi için o devletin Avrupa Konseyi'ne üye olması evet. Gerekiyor.
Oysa üyedim. Bosna Hersek şimdi üye ama o zaman değil idi ve görünür gelecekte o zamanki duruma göre üye olması da söz konusu bile değil idi. Evet. Dolayısıyla bizim mahkeme o boşluğu doldurmak için kuruldu diyebiliriz. Ayrıca Bosna Hersek Devleti'nin anayasası da yine Dayton Barış Antlaşması ile kurulmuş, yapılmıştır. O da dördüncü ek. Yani Dayton Barış Antlaşması'nın dördüncü eki Bosna Hersek Devleti'nin, ki bugün de aynı anayasa geçerlidir, Bosna Hersek Devleti'nin anayasasını kuruluş oluşturmuştur. Belgesi. Kuruluş belgesi. Yani garip bir şekilde şunu söyleyeyim ki bu kuruluş belgesi İngilizce yazılmıştır. Bosna Hersek'teki dillerden birisiyle değil, İngilizce yazılmıştır ve resmi çevirisi de yoktur. Öyle mi? Evet, en azından benim zamanımda yok idi. Evet. Bu arada dil meselesine de değineyim izninizle. Evet, değineyim ben. Birkaç dil çünkü duydum şimdi... konuşuluyor. Resmi dilleri hangisidir biraz zor. Şimdi efendim dil meselesi eski Yugoslavya zamanından beri büyük sorun olmuştur. Mareşal Tito bir tür yapay bir dil yaratarak ortak bir dil yaratmaya çalışmış bütün Yugoslavya'da geçerli olmak üzere. Buna da Sırp-Hırvat dili, Serbo-Croatian dil diye bir ad vermiş. Fakat bu tutmamış. Evet. Ayrılık savaşları başlar başlamaz herkes kendisinin dilinin ötekinden farklı olduğunu, Hırvatların Hırvatça, Sırpların Sırpça konuştuğu, Boşnakların da Boşnakça konuştuğu iddiasıyla ortaya çıkmış. Ben mahkemede ne oluyor diye şimdi sordum. Şimdi onu anlatacağım. Evet. Onu anlatacağım efendim. Şimdi bu dil meselesi ne kadar hassas bir konu oluşturabiliyor. Aslında herkes özel konuşmasında hepsinin dilinin ortak olduğunu kabul ediyor. Yani Sırplar da, Hırvatlar da, Boşnaklar da aslında aynı dili konuşuyorlar. Belki işte ufak tefek bölgesel farklar var. Boşnakça'da Osmanlı zamanından kalma bir takım Türkçe sözcükler var. Özellikle de yiyecek konularında, yemek, mutfak eşyası filan gibi konularda Türkçe kelimeler var. Hırvatlar dillerini sadeleştirmek, Hırvatçalaştırmak tabiri caizse amacıyla bunlar da tasfiye etmişler filan ama özünde hepsinin aynı dili konuştuğunu özel konuşmalarda hepsi kabul ediyor. Görünür tek fark Sırpların Kiril alfabesi yani Rusların kullandığı alfabeyi kullanması, Boşnakların ve Hırvatların bizim de kullandığımız Latin alfabesini kullanması dışında hiçbir fark yok. Evet. Gel gelelim resmen hepsi kendi dillerinin ayrı olduğunu ileri sürüyorlar ve bunu resmi konuşmalarda hiçbir zaman bundan ödün vermiyorlar, veremiyorlar. Şimdi bizim mahkemenin şeyine gelelim, dilin sorununa gelelim. Mahkememiz ilk toplantılarına başladıktan sonra yapılması gereken ilk iş olarak karşımızda bir mahkemenin işlerliğini sağlayacak bir iş tüzük yazılması olarak karşımıza çıktı bu sorun. Şimdi iş mahkemenin önce mahkemenin hangi üyelerden oluştuğunu söyleyeyim. Mahkemede 8 tane uluslararası yargıç vardı. Birisi ben siz, olmak üzere. Onu da söyler misiniz? Yani 44 üye galiba. Efendim Avrupa Konseyi tarafından biz seçildik. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından. Ben ve Avusturyalı Manfred Novak ilk turda seçilen ilk kişiydik. Biz yani 44 ilk kişi doğrudan doğruya ilk turda size oy vermiş. Diğer arkadaşlar da işte ikinci turda. Fransız vardı, Polonyalı vardı, İzlandalı vardı, İtalyan vardı. Efendim... Diğerleri de ihtilafı olan savaş şanlar arasından galiba. Şimdi bakın 8 tane uluslararası yargıç, tekrar bir sayayım da, benden başka Danimarkalı, İtalyan, İzlandalı, Avusturyalı, Fransız, Alman,
ve Polonyalı vardı. Uluslararası yargıç olarak biz 8 kişi. Bunların diğerleri sizin gibi hukukçu muydu hepsi? Evet, hepsi. Yani diğer 7 tanesi de hukukçu muydu? Evet, evet, hepsi hukukçuydu. İşte Manfred Novak Avusturyalı profesördü. Rauschning Alman profesördü. Michel Picard aramızda tek bayan üyeydi, Fransız ve tek profesyonel yargıç da oydu. Bizler profesör olarak yargıçlığa yani, evet, gelmiştik. Evet. Neyse 8 tane uluslararası yargıç bizim pardon şunu söylemek istiyorum izleyicilerimize. Sayın Profesör Rona Aybay Türkiye tarafından atanmış değil. Yani aday gösterilmiş ama seçimi işte bu uluslararası kuruluş tarafından tabii yapılmış. Tabii çok sayıda aday vardı. Çeşitli ülkelerden gösterilmiş. Evet. Çok sayıda başka adaylar da vardı. Şimdi bu 8 uluslararası yargıca ek olarak Bosna Hersek'teki 3 temel etnik gruptan 2'şer kişi olmak üzere 6 tane de ulusal yargıç vardı. 2 tane Boşnak. Bizim şimdi bu Boşnak sözü de biraz açıklama gerektiriyor. Evet. Biz Boşnak deyince Bosna'daki Müslümanları kastediyoruz genellikle. Evet. Bazen Boşnak sözü Bosna Hersekli anlamında kullanılıyor. O zaman Bosna Hersekli Sırpları ve Hırvatları da kapsıyor. Onun için Boşnak derken dikkat etmek lazım. Yani şöyle diyelim, Bosna Hersek'te yaşayan Müslüman kesimden iki kişi. Hasan Baliç ve Mehmet Dekoviç'ti. İsimlerini gayet iyi hatırlıyorum. 8 yıl birlikte çalıştık. 2 tane Hırvat vardı, 2 tane de Sırp vardı. Bunların toplamı 6 kişi. Fakat çoğunluk biz şeyde uluslararası yargıçlarda idi ki Bosna'daki benzeri kurumların içinde uluslararası üyelerin çoğunlukta olduğu tek kurul bizimkiydi. Evet. Burada bir parantez. Dil meselesine aklıma bir şey geldi. Ama dil meselesini unutmayalım, ona dönelim. Evet. Hani çok bu uluslararası kuruluşlardan bahsettik de uluslararası kuruluşlarda çalışanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Birdenbire aklıma böyle geldi de bir de size sorayım. Benim fikrim kafamda duruyor da sizin fikriniz nedir acaba? Şimdi İnsan her yerde aynı, 3 aşağı 5 yukarı. Evet. Uluslararası kuruluşların mensupları da aralarında son derece saygı değer, bilgili, kültürlü, yüksek ahlaklı insanlar olduğu gibi hiç de bu tanıma uymayanlar da var. Benim birlikte çalıştığım ki uluslararası kuruluşlarda hasbelkader hiç böyle bir kastım olmadığı halde işte çeşitli uluslararası kuruluşlarda uzun yıllar görev yapmış oldum. Dediğim gibi çok iyi arkadaşlar edindim. Bir kısmı hala dostluğumuzun devam ettiği, saygı değer, benim saygı duyduğum ciddi insanlar. Ama bir kısmı da ne yazık ki işte bu sıfata layık olmayan insanlar. Mesela demin bahsettiğim 92 yılında ilk bizim AGİT heyeti olarak gittiğimiz misyonun başkanı bir İngiliz büyükelçisiydi ve sör unvanına sahipti. Böyle gözünüzün içine baka baka o İngilizcenin de ana dili olmasından gelen ustalıkla gerçekleri saptırabilirdi. Tabii. Fakat o daha önce duyduğum bir söz vardı. İngilizler hiçbir zaman yalan söylemez. Gerçeği biraz ekonomik kullanırlar derler. Tam o şeye uyuyordu. Evet. Gerçeği evet, kendine göre ekonomik kullanıyordu. Ama kendilerini bir üstün görme nitelikleri var. Yani her bulundukları ortamda sanki her şeyi kendileri biliyor. Efendim, ve ona kendilerine ona o imkanı verirseniz yapar. Fakat evet, imkanı vermezseniz, hizaya getirmesini de bilirseniz getirirsiniz. Evet. Ben bu adamla çok kavga ettim. Benim Avrupa ırkçılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele komisyonu üyesiyken ben Bosna Hersek İnsan Hakları Mahkemesi'ne yargıç seçildim. Buna hani ben şahsen çok sevindim ama benden daha çok sevinen birisi varsa benim oradaki başkanım İsveç'teydi. Gittiniz diye mi? Evet.
Evet, tahmin ederim ki çok memnun olmuştur. İsveç dediniz de laf lafı acı. İsveç, Norveç, Hollanda gibi ülkelerden uluslararası kurumlarda faaliyet gösteren, Türkiye ile ilgili rapor yazan, mesela terörle ilgili veya işte bu bizdeki etnik ayrışımla ilgili bir takım belki bunun destekleyicileri diyeceğim. Bu kişilerden birkaç kişiyle işte bazı kongrelerde falan tanışmak durumunda kaldım. Hiç de olumlu bir intiba edinmediğimi söylemek istiyorum. Hepsi Türk düşmanı. Hepsi Türkleri küçük görüyor. Sizi biraz tanıdıktan sonra sizden rahatsız oluyor. Ve kendi evet. dediğinin inanılmasına, çünkü kendileri bir tarih yazıyorlar. Kendileri bir olayı koyuyorlar ve onun doğru olduğunu toplumlara inandırmaya çalışıyorlar. Yani bunların verdikleri raporlarla sonunda kurullar bir karar veriyor. Tabii yani ben aslında bu tür görevde faaliyet gösteren insanların objektif, dürüst, bilimsel çalışmaya değer veren kişiler olması gerektiğini düşünüyorum ama maalesef öyle değiller. Evet, evet şimdi dil konusuna dönelim. Şimdi mahkemenin iş düzeni yaparken karşılaştığımız ilk sorunlardan biri bu oldu ve pek de doğrusu beklemiyordum ben şahsen böyle bir sorunla karşılaşacağımızı. Mahkemenin resmi dillerinin ne olduğunu belirtmemiz gerekiyordu. İngilizce bizim uluslararası yargıçların ortak diliydi. İyi, gel gelelim. Öbür dile gelince hepsi tutturdular, Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça yazılsın. O zaman mahkemenin her belgesi İngilizce artı 3 dile tercüme edilecekti ki bu büyük bir, zaten ilk çalışmaya başladığımız zaman daha onları anlatamadım. Bosna Hersek'te ot yok, ocak yok tabir caizse, büyük mali sıkıntılar, destek sıkıntıları içinde çalışıyoruz. Sonunda kim buldu bilmiyorum ama bizim arkadaşlardan birisinin buluşuyla ulusal dil diyerek yani mahkemenin resmi dili İngilizce artı ulusal dildir. O ulusal dil kendi İşte böylece ilki. Bir diplomatik başarı sağladık, yoksa tıkanıp kalacaktık. Ulusal dil olarak neyi kullandınız? Bunların Efendim biz ondan sonra işte İngilizce metinleri veriyorduk. Onlar kendi ulusal dillerine çeviriyorlardı. Eğer Sırplar ısrar ederse Kiril alfabesiyle de yazılıyordu. Fakat böylece hepsi tatmin edilmiş oldu. Yani resmi belge İngilizce olan olarak Efendim, kaldı hiç tabii ki. Bakın uluslararası temaslarda hiç ummadığınız sorunlarla, hiç beklemediğiniz sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bizim mahkeme ilk açık duruşmasını yapacak. Hepimiz heyecanlandık çünkü işte ilk defa bir şey yapacağız. Tercümanlar, işte kulaklıklar, simültene çeviriler filan, her şey hazırlandı. Son dakikada bizim Sırp üyeler, yani mahkemenin Sırp yargıçları, biz bu salonda dediler duruşma yapamayız. Neden? Çünkü dediler duvarda bakın şey var. Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin, yani şey öncesi, İç savaş öncesi Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin arması var. Ya yapmayın etmeyin dedik, bu işte orada mahkeme salonunda, yani mahkeme salonu olarak kullanılan salonda daha önceden o arma konulmuş. Hayır dediler, hele şimdi televizyoncular filan gelir, biz o amblemin altında görülürsek, o armanın altında görülürsek memleketimize döndü, yani kendi bölgelerine döndüğünde zor durumda kalırız. Ne yaptınız? Tabii hemen dedik indirtelim şunu filan. Bu sefer şeyler, Boşnaklar ve Hırvatlar, hayır katiyen indirtmeyiz dediler. Hiç beklemediğimiz, yani hazırlıklı olmadığımız bir sorun yüzünden ilk duruşma ertelendi. Bir perde örseydiniz. O da aklımıza geldi. Onu, evet. Tabii
hemen düşünülecek şeylerden biri olarak o aklımıza geldi. Ama bu sefer de Boşnaklar ve Hırvatlar asla razı olmayız dediler. Onu örterseniz bu sefer biz gideriz dediler filan. Hangi binada yaptınız şeyi? Bunu Avusturyalılar zamanından kalma, duruşmayı Avusturyalılar zamanından kalma oranın mahkemesinde yaptık. Güzel ama, bir salondu. Mahkeme bina, evet. Bizim evet. Toplantılarımızı yaptığımız mahkeme binası yine Avusturyalılar zamanında yapılmış ve demir yolları idaresi genel müdürlüğü olarak yapılmış bir bina idi. Çok güzel binalar var ama değil mi? Çok güzel binalar var ama bizim ilk gittiğimiz zamanlar suları akmaz, elektrikleri yanmaz. Tabii fakir yani bir ülke. Avusturya'nın en fakir bölgelerinden ama Osmanlı'nın elinin değmiş olduğu yerler gerçekten yani bir mimari harikası diyebilirim. Tabii siz Mostar'ı görmüşsünüz. Bakın, yani Mostar müthiş bir şey. Mostar Köprüsü gerçekten muhteşem bir esermiş. Saraybosna'nın içinde bakın Banja Luka diye Bosnalı Sırpların yani Republika Srpska dediğimiz Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin başkenti olan Banja Luka'da da çok güzel bir Osmanlı camii varmış diyorum. Çünkü şimdi biz göremedik. Yok. Bir gecede yok etmişlerdi. Değil mi? Evet. Onu bir gecede hemen yok etmişler. Evet. Gene yönetmenimden ikaz alıyorum. Kısa bir reklam arasından sonra bizi izlemeye devam ediniz sevgili Cem TV izleyicileri. Anlatmak isterim. Evet. Evet. Sevgili Cem TV izleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar sizinle beraberiz. Bu Dayton Anlaşması gereğince kurulmuş olan Bosna Hersek İnsan Hakları Mahkemesi'den bahsediyorduk. Ben bu mahkemeye Bosna Hersek halkının, yani daha doğrusu Müslümanların yaklaşımı nasıl oldu? Bu konuda nasıl bir izleniminiz var? Ve bu mahkemeye müracaatlar ne boyuttaydı? Mahkeme ne kadar karar verdi? Ve bu mahkemenin görev süresi bitti. Ama hala ihtilaflar devam ediyor gibi geliyor bana. Tüm ihtilafları çözmeden mi bu mahkemenin görevine son verildi acaba? Efendim, çok geniş sordum ama bir kere sorayım da sizi bölmek istemediğim için hepsini sordum. Mahkemenin görevine son verildi ifadesini önce biraz açıklamak isterim. Mahkemenin görevi 5. yılın sonunda kendiliğinden bitmişti. 3 yıllık daha bir uzatma verildi. Dayton Anlaşması'na göre mahkemenin görevi 5. yılın sonunda bitti. 3 yıl daha uzatıldı. O 3 yılın sonunda da artık 8 yıllık bir sürenin tamamlanmasından sonra mahkemenin görevi sona erdi. Ama davalar bitmiş miydi ki sona erdi? Davalar bitmemişti. Nasıl, yani neden öyle oldu? Bosna Hersek'in o sıralar Avrupa Konseyi'ne üye olması söz konusu idi. Daha sonra da oldu. Dolayısıyla artık bizim mahkeme gereksiz hale gelecek diye düşünülmüş idi. Yani fakat, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne davaların evet. Transfer edilmesi söz konusu. Fakat sanki bizim onlar elimizde çok kalan çabuk binlerce dosya evet. Tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni asla kabul etmeyeceği bir yüktü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi benim akil kişi olarak görev yaptığım 11 kişilik komisyonu da zaten başlıca çözmesi beklenen sorun buydu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni nasıl daha etkin hale getiririz diye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi önündeki davalarla başa çıkamazken böyle 5-10 bin dosya daha önünde bulursa büyük bir tepki gösterecekti. Bunun lafını bile etmek istemediler Strasbourg'da. Dolayısıyla bizim sonuçlandıramadığımız binlerce dosya Bosna Hersek'teki Anayasa Mahkemesi'ne verildi. Onlar da işi salladı. Zaten Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi çok hızlı çalışan bir organ değildi. O dosyalar kim bilir ne oldu? Ne oldu? Yani zaten hani yeni kurulan bir devlet olarak birçok kurumlarından
başındaki kişilerin yetişmesi gerekiyor. Yetişmiş şimdi eleman yeni, olmadığı için. Haklısınız. Bosna Hersek Devleti, bakın isterseniz onu biraz açıklayayım. Evet. Bosna Hersek Devleti dediğimiz devlet anayasası Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Ohio eyaletinin Dayton kasabasındaki kentindeki askeri hava üssünde yazılmış bir devlet. Dolayısıyla kendisi yapmamış. Evet, kendisi yapmamış. Bu devletin özelliklerinden biri devletin ortak bir ordusu yok. Devleti oluşturan iki birim var. Affedersiniz. İki birimden oluşan bir tür federasyon yahut konfederasyon diyebileceğimiz bir oluşum. Fakat ortak bir ordusu yok. Merkezi hükümetin yetkileri son derece sınırlı. Devlet doğru dürüst vergi toplayamıyor. İki birimin bir tanesi Bosna Hersek Federasyonu, bir tanesi Republika Srpska. Republika Srpska değişimin nedeni de şu. Dayton Barış Antlaşması'nda da ismi böyle geçer. Sırp Cumhuriyeti'yle karışmasın diye. Yani şeyin eski Yugoslavya'nın. O öbür Sırplarla evet, karışmasın onun için diye. Republika Srpska yahut kısacası RS diye anılan devlet. Şimdi bu iki devletin ortak bir ordusu yok. Republika Srpska'nın Republika Srpska ile birlikte Bosna Hersek Devleti'ni oluşturan öbür birim de bir federasyon. O da Bosna Hersek Federasyonu, yani Boşnaklarla Hırvatların ortak devleti. Onun da içinde bir sürü kanton var. Mesela Bosna'daki kadar çok bakan unvanına sahip bir başka devlet olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her kantonun da bir takım bakanları var, bakanlar kurulu var filan. Yani biraz karışık bir devlet yapısı var. İşlemesi çok zor bir devlet yapısı var. Tabii onu yani bu kadar çok bölmeye gerek yoktu herhalde. Evet, zaten küçük. Bir de düşünün, Bosna Hersek savaş sırasında çok geniş ölçüde insanların yerlerini terk etmek zorunda kaldıkları bir devlettir. Yani nüfusun aşağı yukarı yarısı savaş öncesi yaşadığı yerleri terk etmek durumunda kalmış. Başka yerlere gitmiştir. Yani etnik gruplar azınlıkta oldukları yerleri terk etmek ve kendi etnik gruptan olan insanların çoğunlukta olduğu bölgelere gitmek zorunda kalmışlardır filan. Yani böyle bir ortamda güçlü bir devlet de olmayınca Bosna'da işlerin yürümemesine değil, yürümesine şaşmak gerek. Ya ben tabii geçen sene Ekim veya Kasım ayında gittiğimde tabii ki bir yönetim zafiyetinin olduğunu hissedebiliyorsunuz. Ama halk o kadar özverili ki, bir de Osmanlı'nın bir yapılandırması var. Onu hala hissedebiliyorsunuz. O mekanizma ile bir yuvarlanıp gidiyorlar. Şimdi Bosna halkın çok onurlu bir halk olduğunu hemen belirtmemiz gerekir. Bütün savaşın zorluklarına, bütün sefalete rağmen belli bir uygarlık standardının altına düşmemişler. Evet. Benim dikkatimi çeken şeylerden biri, en zor koşullarda bile örneğin kadınlar tuvaletlerine, o imkansızlıklar içinde bile ellerinden geldiği kadar özen gösterirler. Öyle hırpani kıyafetli, yoksul ama yine de bakımlı olmaya gayret ederler. Evet. Bu bir kültür ilgili, meselesi. Evet, Bosna ile ilgili benim hayretle ama memnuniyetle gözlemlediğim bir olgu da şudur. Binlerce yabancı askerin bulunduğu bir ortamda fahişelik yoktur mesela. Şeydeki olması doğal karşılanabilirdi böyle bir ortamda. Evet. Yani 8 yıl boyunca hiç böyle bir olay duymadım. Evet. Hani çok özel, onurlular. Evet. Evet, çok onurlu bir şey. Kültürlü, biraz fazla mağrur belki. Evet. Okuma yazma diye bir sorun
kalmamış zaten, evet. Hepsi okur yazar. Hepsi lisan öğrenmek için özel gayret gösteriyorlar. Evet, mahkemeye müracaatlar ve baktığınız davalar ve baktığınız davaların niteliği açısından nasıl bir açıklama yapabilirsiniz? Şimdi önce şunu söyleyeyim, ilk aylarda bizim mahkemeden kimsenin haberi yok, kimse bize dava getirmiyor, ya biz burada boşuna mı uğraşıyoruz filan duygusu içinde iken 6. aydan sonra aşağı yukarı yağmur gibi başvurular gelmeye başladı. Bu sefer de biz bu işin altından nasıl kalkacağız, bu yükü nasıl taşıyacağız diye endişelenmeye başladık. Siz haftada bir kere yani ayda bir hafta toplanıyordunuz, evet. Değil mi? Evet efendim, şöyleydi. Her ay bir hafta Saraybosna'da toplanıyorduk. Merkezimiz Saraybosna'ydı. Zaman zaman duruşmalar için veya keşifler için ülkenin başka yerlerine gittiğimizde oldu ama esas itibariyle Saraybosna'daydık. Hı. Bu arada Saraybosna'yı siz de görmüşsünüz. Fakat sayın dinleyicilerimizden görmeyenler vardır. Onlar için tasvir etmeye çalışayım. Fevkalade güzel, şirin, yeşillik içinde ortasından nehir akan cennetten bir parça diyebilirsiniz. Bir miktar Bursa'nın eski halini hatırlatırdı, evet. Hep bana. Evet, küçük küçük dükkanlar, hele o orta eski yerinde. Baş çarşıya. Baş çarşıya. Osmanlı mimarisi hakim, evet. Orada. Evet. Yani gerçekten butik bir şehir, butik, evet. Bir mimari yapısı olan ve bana sorarsanız çok turistin gitmesi gereken bir yer. Yani bir sürü başka ülkelere gidiyoruz ama Türkiye'den Saraybosna'ya turistlerin gitmesi hem oranın kalkınması açısından da çok önemlidir diye düşünüyorum. Tabii Türk yatırımcılarının da Bosna'ya özel bir ilgi göstermelerini beklerdim ben ama Bosna bunu bir ünlü bir iş adamıyla bir vesileyle görüştüğümüzde kendisine söyledim. Bana dedi ki, hocam Bosna dediğin 3 milyon, ben Rusya ile iş yapıyorum dedi. O kadar Rusya büyük bir pazar ki dedi. Yani sırf iş adamı açısından düşünürseniz belki de haklıydı. Yani Rusya'da iş yapmak, milyonlar ve milyonlarca kişiye hizmet götürmek ve dolayısıyla daha karlı bir iş yapmak anlamına geliyor. Oysa Bosna'da etine budu ne? Ama Bosna'da da ara sıra şurada burada Türkiye'den gelmiş ve çoğu da kaçak gelmiş olduğu belli. Mallar gördükçe doğrusu hoşuma gidiyordu. Bir yerde Paşa Bahçe'nin veya işte benzeri firmaların mallarını, evet. Görünce hoşuna gidiyor insanın tabii ki. Türkiye'den gitmiş hep bir Türk var, yani restoran açanlar var veya satış yapanlar var. Futbol meraklıları için söyleyeyim, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz arasında vardır mutlaka. Bir futbolcu, o restorana, evet. Ben de gittim. Evet. Tarık. Oraya Saraybosna'ya gidip de Tarık'ın dükkanına gitmemek, evet, Türkiye'den olmaz. Galatasaray bayrağı var, evet. Bu arada şunu söyleyeyim, Bosna'da Galatasaray pek çok yerde olduğu gibi Bosna'da da çok tanınıyor, seviliyor. Benim orada görev yaptığım sırada bir ara Galatasaray Arsenal takımını yenmişti. Evet. Bizim genç hukukçulardan, sekreteryada çalışan hukukçulardan Ralph diye bir çocuk vardı, İngiliz. O da Arsenal'i çok tutuyordu. Bizim şoförümüz vardı, Biba, mahkemenin şoförlerinden. O da aslında Galatasaray taraftarıydı. Benden daha iyi biliyordu Galatasaraylı oyuncuları filan. Evet. Ben de Galatasaray'ın galibiyeti üzerine ona bir Galatasaray bayrağı buradan aldım, götürdüm, hediye ettim. Bizim şoför, sen al bayrağı götür, o İngiliz'in oturduğu masanın arkasına çivile. Arsenal taraftarının, Sabahleyin Ralph girip onu görünce eli varıp bayrağı indirememiş de, beni de çağırdık ya, şoför bak dedi, gösterdi. Evet. Böyle hoşluklar da oluyordu, evet, tabii. Yani ben kendimi Saraybosna'da hiç yabancı bir ülkedeymiş gibi hissetmemiştim. Evet. Ve tabii böyle kalbim cız etti, gözlerim buğulandı. Yani Osmanlı oralara kadar gitmiş ve biz onları işte terk edip buralara gelmişiz. Asıl toprakların terk edilmesi ayrı bir, yani gelmemiz ayrı bir acı da, orada vatandaşlar, yani bizim
aynı ülkenin ahalisi, aynı kültürü yaşayan, kültür içinde yetişmiş insanların kalması tabii daha acı ve çektikleri de. Evet, şeyi soruyordum. Mahkemeye başvurular var. Bu başvuruların, yani mahkemeye dava konuları ne olarak intikal etti çoğunlukla? Efendim, biz insan hakları ihlalleri, işte işkence ve benzeri iddialarla davaların açılacağını tahmin ediyorduk. Fakat sayıca bunlar bu tip davalarda açıldı tabii, bu konularla ilgili davalar, ama sayıca en büyük şey konu mülkiyet konusuydu. Çünkü özellikle iç savaş sırasında yerlerinden, yurtlarından edilmiş, dolayısıyla mülklerinden yoksun kalmış insanların açtığı davalar oldukça büyük bir sayı tutuyordu. Bizi en çok uğraştıran konulardan biri buydu. Tazminat mı veriyordunuz, yoksa gayrimenkulün iadesini mi sağlıyordunuz? Gayrimenkulün iadesini her zaman, zaten öyle bir yetkimiz yoktu. Tazminata hükmediyorduk. Fakat devlet ödüyor tazminatı. Evet, tabii tazminatta da şöyle zorluklar oluyordu. Bir kere bakın, geçmiş yıllarda olmuş olaylarla ilgili tazminat hesabında bir sürü teknik güçlük çıkıyordu. O güçlüklerden bir tanesi de şu: 3-4 kere para birimi değişmişti. Eski Yugoslavya zamanındaki para birimi dinar, daha sonra değişmiş. Biz oradayken fiilen ve resmen Alman markı tedavüldeydi. Daha sonra Bosna markı diye bir para şey edildi. Dolayısıyla şimdi maddi... euro geçiyor her yerde. Şimdi euro mu geçiyor? Vallahi ben bir iki bir şey, yani euro geçiyor. Şeye, her türlü para geçiyor. Şeye, Hırvatistan'a yakın bölgelerinde Bosna'nın, benim zamanımda da fiilen kuna geçiyordu. Yani kuna Hırvat Cumhuriyeti'nin parası. Hı. Yani dedim ya, yani devletin başlıca göstergelerinden birisi olan işte ordu, ortak ordu, işte ortak para birimi falan gibi konularda, bayrak konusunda onu da söyleyeyim. Ha, evet, bayrak konusunda şimdi bayrağı. Bakın, evet. Bayrak halen Bosna Hersek'in bayrağı olan şekli sonuçta bir İspanyol yüksek komiser vardı. O çizdi. Çünkü bayrak konusunda 3 tane etnik grubun ortak bir şekilde anlaşmaları mümkün olmadı. Bayrak konusu böylece ve biraz da bir ulusal bayraktan çok bir futbol takımının bayrağını andıran bir şekilde sonuca bağlanmış oldu. Renkli. Ulusal marş da şeydir. Ulusal marşın uzun uğraşlardan sonra melodisi konusunda anlaşma sağlandı. Fakat bu defa da sözleri konusunda anlaşma sağlanamadığından, benim zamanımdaki muhtemelen hala öyledir. Bunu sadece duyurum. Müzik olarak var ulusal marş. Söz olarak yok. Toplantı açarken evet bir marş çalındı. İstiklal Marşı da çalındı. Onların marşı da çalındı. Evet, yani dediğiniz doğru, sözsüz bir şeydi. Peki tabii ki sizin beklediğiniz, hani bu ben soykırım diyorum herhalde, yanlış bir şey söylemiyorum oradaki soykırım tabii bir... etnik bir soykırım olarak nitelemek mümkün mü? Tabii teknik yani olarak nasıl açıklarsınız? Biz hukukçular, özellikle uluslararası yargıçlar soykırım sözünü oldukça ihtiyatlı kullanmak durumundayız. Bizim mahkemenin verdiği kararlardan ilginç olabilecek bir tanesini özetlemeye çalışayım. Evet. Şimdi iç savaş sırasında Türkiye'den giden pek duymadım, ama başka Müslüman ülkelerden, özellikle Cezayir'den bir takım genç savaşçılar Türkiye'den de gitti. Evet. Yani Türkiye'den de giden, daha doğrusu oradan gelmiş ve Türkiye'de yaşayan birçok Boşnak ailenin çocukları
Orada oradaki soydaşlarına yardım etmek üzere gittiler. Şimdi bakın, bununla ilgili bir anımı söyleyeyim. Bosna'da benim kaldığım evin hemen yakınında bir Osmanlı döneminden kalma mezarlık vardı. Ben de o mezarlığı ara sıra gider ziyaret ederdim. Günlerden bir gün o mezarlıkta dolaşırken şöyle bir mezar taşına rastladım. Şehit Kadiç Fikret, doğum tarihi 1957, ölüm tarihi 1992 ve mezar taşının dibinde bizim Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin amblemini içeren bir bayrak. Ben bunu görünce sizin söylediğiniz durumu da bildiğim için, yani Bosna kökenli insanların Türkiye'den de iç savaş sırasında oraya gittiğini bildiğim için kafamda şöyle bir senaryo oluşturdum. Bu çocuk Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenciyken iç savaş çıkınca öğrenimini bırakıyor, memleketine dönüyor ve savaşa katılıyor ve şehit düşüyor. Evet. Bu da onun mezar taşı. Onun üzerine oradan telefon ettim. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı arkadaşıma ve durumu söyledim. O arkadaş da tabii çok heyecanlandı, çok duygulandı ve derhal araştırmaya girişti. Profesör Doktor Celal Göle arkadaşımı da burada saygıyla anarım. Evet. Hemen harekete geçti. Birkaç gün sonra bana telefon etti. Hocam, araştırdık, bu isimde bir öğrenci bizim kayıtlarımızda yok dedi. Ama flamayı taşıyor. Flamayı da taşıyor. Onun üzerine ben Bosnalı dostlarımdan rica ettim. Aradık taradık bu aileyi bulduk. Hikayenin tabii mülkiyeyle, yani siyasal bilgilerle ilgisi var ama benim düşündüğüm gibi değilmiş. Bu genç yaşta şehit düşen çocukcağız boksörmüş. Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'de boks maçlarına katılmış. Bu arada Mülkiye Spor'un boks takımıyla da maç yapmışlar ve ona hediye olarak bu flamayı Mülkiye Spor vermiş. Ailesi de Türkiye'ye karşı duyduğu sevgiyi, saygıyı belirtmek üzere şehidin mezar taşına bu bayrağı asmış. Böyle bir olayda yaşadım. Bu işte savaşın trajikomik bir şeyidir. Benim yanılgım ama sonuçta aileyi bulduk. Onlara işte saygılarımızı, sevgilerimizi gösterdik. Bu mahkemeye müracaatlarda kendi evlerine, gayrimenkullerine sahip olamayan, mallarını kaybedenlerin hiç diğer bölgelerde bulunan o evlerini vermeye ilişkin bir kararınız oldu mu? Oldu efendim, oldu. O çok kararlarımız oldu. Fakat şöyle güçlükler vardı bakın. Bir kere bizim anladığımız anlamda mülkiyet Bosna'da yoktu, özel mülkiyet. Tapu kayıtları Osmanlı yoktu. Kayıtları değil miydi? Efendim, çok az tapu kaydı var. Osmanlı'dan sonra Avusturya yönetimi de bir miktar tapu kaydı kurmaya çalışmış ama pek başarılı olamamışlar. Büyük sosyalist dönemde de bizim anladığımız anlamda özel mülkiyet yok. Çok uzun süreli kira ilişkisi kuruluyormuş. Ama bu zamanla bu kira ilişkisi o kadar mülkiyete benzer bir hale gelmiş ki miras yoluyla kiracının mirasçılarına da intikal eder hale gelmiş. Evet. Dolayısıyla biz bunu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birinci protokolü anlamında bir mülkiyet hakkı saydık. Kararlarımızı ona dayandırdık. Ona göre verdiniz. Evet. Evet. Yani tazminat şekline dönüştü veya Tazminat şekline dönüşünce de tabii devletin imkanları yüksek tazminat ödemeye elverişli değil, gerçekçi olmuyor idi.
Bu isterseniz şeyi anlatayım. Evet. Cezayir'den evet. gelen evet. savaşçıları. Evet. Bunlarla ilgili olarak şöyle bir dava geldi bizim önümüze. Amerika Birleşik Devletleri Cezayir kökenli 6 kişinin ama o sırada artık Bosna Hersek vatandaşı olmuş 6 kişinin Amerikan Büyükelçiliğine bir saldırı düzenleyeceği şeyiyle istihbaratına dayanarak bu 6 kişinin Amerikan birliklerine, Bosna'daki Amerikan birliklerine teslimini talep etmiş Bosna Hersek Devleti'nden. Malum hiçbir devlet uluslararası hukuk kuralları uyarınca kendi vatandaşını yargılanmak üzere başka bir devlete vermez. Meğer ki aralarında özel bir şey olsun, suçların iadesi anlaşmasında buna elverişli bir hüküm olsun. Bosna bunu vermeyince Amerikalılar şöyle bir akıl vermişler. Bunların Bosna vatandaşlığını iptal edin. Dolayısıyla iadeleri mümkün hale gelsin. Bosnalılar da bunu yapmış. Hemen Amerikalılar da bunları almışlar. Muhtemelen Guantanamo'ya, Küba'daki Guantanamo'ya götürmüşler. Fakat bu arada avukatları bizim mahkemeye başvurmuş. Mahkeme başkanı da böyle acil durumlarda öyle bir usulümüz vardı. Mahkemenin başkanı veya herhangi bir üyesi o anda kime ulaşabilirse sekreterye mahkemenin kalemi onun geçici tedbir kararı çıkarma yetkisi vardı. O sıra mahkemenin başkanı oradaymış veya Paris'te kendisiyle temas kurulmuş. O da tedbir kararı vermiş ama tedbir kararı gelene kadar adamları vermişler, götürmüşler. Bizim mahkemede bunun davası görüldü. Biz bu tabii bizim mahkeme Amerika Birleşik Devletleri'ni yargılamaya yetkili bir mahkeme değildi. Biz sadece Bosna Devleti'ni yargıladık ve Bosna Devleti'ni mahkemenin tedbir kararına rağmen bu kişileri Amerikalılara teslim etmek konusundaki davranışı dolayısıyla yargıladık. Bunun insan haklarına aykırı olduğunu tespit ettik. Bu karar önemli bir karardır zannediyorum. Tazminata hükmettiniz mi? Tazminata bu olayda hükmettiğimizi hatırlamıyorum. Çünkü olayın şeyi tazminatı gerektirecek bir şey değildi. Srebrenica kararında tazminata hükmettik, onu söyleyeyim. Buna daha geleceğim de peki. Daha evvel şeyi bu barış gücünden, yani Hollandalı barış gücünden bahsedelim. Bir de bir izleyicimiz 1992'de diyor, Birleşmiş Milletler niye Türk askerini kabul etmedi? Onu sorusunu Hollandalı barış gücüyle birlikte size sorayım dedim. Bu Hollandalı barış gücü hakkındaki intibalarınız ve bu davalar sırasında önünüze gelen iddialar karşısında nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz? Şimdi hangi görevle gelmişlerdi? Görevlerini icra ettiler mi, etmediler mi? Şimdi Hollandalılar Srebrenica bölgesinde katliam sırasında görevli olanlar Hollandalı askerler olduğu için biraz öne çıktı ama düşünün ki Bosna'da Mısırlı asker de var, İtalyan asker de var, Zenica bölgesinde Türk asker de var, Polonyalı... Türk asker var. Ama... 92'de değil ama. Hayır 92'de değil. Yani 92'de niye bizden gitmedi? O konuda bir bilginiz o var. O konuda bir bilgim yok, hayır. Evet. Yani talep edildi mi böyle bir şey oldu mu hiçbir fikrim yok, bilmiyorum. Evet. Bir kısa fakat reklam arası verebilir peki. miyiz? Tekrar işaret alıyorum. Evet peki. Kısa bir reklam arasından sonra bizi izlemeye devam ediniz sevgili Cem TV izleyicileri. Evet sağ ol. Evet, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle beraberiz ve Saraybosna'da Hollandalılardan meydana gelmiş barış gücünün görevini tam layıkıyla yerine getirmediği için on binlerce Saraybosna'nın Müslüman olan insanların
Sırplar tarafından öldürülmesine neden olunmuştu. Ben bu konuda bu Hollandalı askerlerden meydana gelmiş barış gücüyle ilgili Sayın Hocamıza izlenimlerini sormak istiyorum. Herhalde siz de çok iyi biliyorsunuz. O Srebrenica'da bir akü fabrikası var. Onu o müze haline getirildi bir Alman tarafından ve onun karşısında da binlerce insanın mezarı bulunuyor. Tabii cesedini bulabildiklerinin mezarı bulunuyor. Bu barış gücüyle ilgili neler söyleyebilirsiniz ve davalara baktığınız zaman zarfında bu sebeple herhangi bir başvuru oldu mu? Veyahut da çünkü o kadar çok kişiyi öldürmüşler ki onların sülalesi kalmadığı için hani belki de ölümler nedeniyle başvuruda bulunan olmamış da olabilir. Efendim binlerce başvuru geldi bu konuyla ilgili bize. Orada can vermiş olanların yakınları, eşleri, çocukları, anneleri, babaları sayısını hatırlayamıyorum ama çok sayıda başvuru geldi. Şöyle bir teknik sorunla karşılaştık. Bir kere bu başvuruların hepsi aynı konuya ilişkin detaylarda farklı olsa da işlerinden seçerek bir şey oluşturduk. Bir grup dava oluşturduk. Fakat daha önemli bir teknik sorun hukuk tekniği açısından şu idi. Bu olay olduğu tarih geçmişte kalmış. Bizim mahkemenin bakması gereken olaylar Dayton Barış Anlaşması'ndan sonra olan olaylardı. Bu Srebrenica'daki katliam ise ondan önce olmuştu. Fakat şöyle bir yorumla bu davaya bakabileceğimiz sonucuna vardık. Bu olayda canlarını kaybetmiş olan insanların yakınlarının çektikleri manevi ızdırap olay tarihinden sonra da yıllarca, aylarca devam etmekte olduğundan biz bu davaya o açıdan bakabiliriz dedik. Olay sizin de belirttiğiniz gibi şöyle gelişmiştir. Sırpların çoğunlukta olduğu bir bölge olan Srebrenica'daki Müslümanlar. Bu arada Srebrenica'yı da söyleyeyim, Osmanlı tarihi bakımından çok önemli bir kenttir Srebrenica. Çünkü Osmanlı'nın para bastığı üç yerden bir tanesidir. Bir tanesi İstanbul, bir tanesi Bağdat, bir tanesi Srebrenica. Evet. Srebrenica'da para basılmasının önemi de gümüş madenlerinde olmasıdır. Yani Osmanlı tarihi evet. açısından da önemli bir yerdir Srebrenica veya Srebrenica çeşitli şeylerde söyleniyor. Evet. Şimdi Srebrenica'daki olayda Sırplar Müslüman eli silah tutacak çağdaki Müslüman erkekleri toplamışlar. İşte sizi bilmem nereye götürüyoruz falan diye bir takım gerekçelerle kendi egemen oldukları bölgede ıssızca bir yere götürmüşler ve orada topluca katletmişler hepsini. Yani katliam, toplu kıyımdır bu. Binlerce kişi. Ve gömmüşler oraya. Evet. O gömme hadisesini de sormak Efendim, istiyorum. O gömmeler sonra. Tabii o kadar çok ki toplu mezar diyoruz kısaca bunlara. Her yerde var. Ama o toplu mezarları sonra Sırplılar biz kimseyi öldürmedik dedikleri için mezarları sonunda buldozerlerle karıştırıp götürüp evet. sağa sola atmışlar. Tabii. O da sizin davaların konusu oldu mu? Tabii bizim davalarda onu da açıklar mısın? Bizim davalarda tabii bütün bu olgular araştırıldı. Ne kadar ulaşabildikse fakat apaçık bir gerçek var ki bu insanlar katledilmiş. Hı. Belki sayılarında 3 aşağı 5 yukarı şey olabilir çünkü isimlerinde tam tespit etmek mümkün değil. Ama apaçık bir gerçektir ki orada binlerce insan göz göre göre katledilmiş. Şimdi Hollandalı askerlerin sizin ısrarla üzerinde durduğunuz tavırlarına gelince tabii bir ihmal var. Bir hani görmezlikten gelme, bulaşmayalım duygusu tabiri caizse var. Ama Sırpların bunları öldüreceğini bilmelerine rağmen
koruma deyip de göndermeleri ve gidenlerin hepsi oralarda düşüp ölmesi, tabii, gözlerinin önünde öldürülmelerine, seyirci kalınmasının ben anlayamıyorum. Tabii bizim mahkeme açısından bu söylediğiniz doğru olsa da bizim mahkeme Hollandalıları veya Hollandalı askerleri yargılamak durumunda değildik. Ama bu bir olgudur. Bunu dikkate aldık. Sonuç olarak efendim orada binlerce insanın katledilmiş olduğunu ve bundan dolayı Republika Srpska'nın sorumlu olduğunu hükme bağladık. Republika Srpska'nın sorumlu oluşunu da şöyle gerekçelendirdik. Bu gibi olaylarda bir devletten beklenen ciddi, inandırıcı bir soruşturma yapmak ve sorumluları bulmak ve cezalandırmaktır. Veya sorumlular bulunamıyorsa bunu da inandırıcı bir şekilde ortaya koymaktır. Yani samimi, ciddi bir araştırma, samimi, ciddi bir soruşturma yapmak böyle durumlar karşısında devletten beklenen en başta gelen görevdir. Republika Srpska'yı biz mahkum ederken bu gerekçeyle mahkum ettik. Böyle bir olay olmuştur. O zaman Republika Srpska daha mevcut bile değildi. Ama sonradan başvurular üzerine o olayda canlarını kaybetmiş insanların yakınlarının başvuruları üzerine bir devletten beklenen bu işin üzerine ciddiyetle gitmek, araştırma, soruşturma yapmaktı. Republika Srpska bunu yapmamıştır. Sonucuna vardık. Dolayısıyla Republika Srpska'yı insan hakkı ihlalinden dolayı mahkum ettik. Gel gelelim bundan sonra şöyle bir sorun çıktı. Bu insanlara tazminat vermek lazım. Binlerce ve binlerce kişiye, her birine anlamlı bir tazminat versek, üst üste koyduğunuz vakit Republika Srpska'nın bütçesini aşıyor. Evet. Onun üzerine şöyle bir formül bulduk. Dedik ki Republika Srpska şu miktar tazminat versin. Bununla bir fon ve bir vakıf oluşturulsun. Bu vakıf bir anıt inşa etsin. Orada can vermiş olan insanların anısını yaşatacak bir anıt ve o anıtın çevresinde toplu mezarlarda bulunabildiği ölçüde şeyler, cesetler çıkarılsın ve bir mezarlık oluşturulsun. Bu yapıldı. Yani gittiniz gördünüzse bir mezarlık yapıldı ve ölüsü bulunanlar, cesedi bulunanlar oraya dini bir törenle gömüldü. Başlarına da şeyler dikildi, adlarını taşlar, gösteren taşlar dikildi. Yalnız orada bize bunları anlatanlar dediler ki mesela biz hala arıyoruz. Çünkü hani bulunan kemiklerde DNA testi bilmem ne şusu busu yapılıyor. Çünkü hepsini bunları buldozerlerle böyle yani bu insanlık dışı harmanlayıp başka yerlere atmışlar. Karma karışık yani mesela bacağı bir yerde çıkıyor, kolu başka bir yerde, kafatası başka bir yerde. Yani bunu Sırpların yaptığını ben izleyicilerin unutmaması veya interneti açıp bakın, bu konuda bizim, bakınız diye size söylüyorum. Yani büyük bir vahşet. Mahkemenin, bakın bu Srebrenica kararı bizim mahkemenin bu konuda verilmiş dünyada ilk karar. Mahkeme kararı. Tabii bu konuda çok şey yazılıp çizildi, makale, gazete yazısı falan olarak ama şeyi gerekçeli, başı sonu belli bir ciddi mahkeme kararı olarak dünyadaki ilk karar bizim mahkemenin verdiği karardır. Ama zannetmeyin ki bu karar kolay çıktı. Bizim mahkemenin içinde evet, de tabii. Evet ben şimdi onu sormak istiyordum. Yani bu 8 hakim yani Boşnak, Hırvat ve Sırpları karıştırmıyorum. Çünkü onlar yerel hakimler diye niteleyeceğim. Siz bu uluslararası hakimler olarak aranızda bu olayı değerlendirirken ve de yani bu barış gücü adı altında oraya gitmiş Hollandalıların yapmış oldukları davranışları, fiilleri siz ihmal diyorsunuz. Ben tabii ki biraz daha ileri gidiyorum. Yani bu katliama imkan vermek bir yerde onamak diye görüyorum. Yani
önleyebilirlerdi isteselerdi. Bunları değerlendirirken mahkemedeki aranızdaki tartışmalar nasıl cereyan etti? Bu konuda şimdi önce şunu söyleyeyim, demin de belirttiğim gibi biz barış gücünü veya Hollanda'yı yargılamak durumunda değildik. Mahkememizin böyle bir yetkisi yoktu. Evet, ama onların fiilleri sonucu meydana gelen bu olayları değerlendirirken. Evet. Bu konuda bizim uluslararası yargıçlar arasında fazla bir aklımda kalan görüş ayrılığı yoktu. Tabii Sırp üyeler, Republika Srpska aleyhine davada Sırp üyeler olumsuz oy kullandılar hatırladığıma göre. O da beklenen bir şeydir. Evet. Demin söylediğim Amerikalılara teslim edilen eski Cezayirli sonradan Bosna Hersek vatandaşı olmuşların olayında bir üyemiz muhalif kaldı. Uluslararası yargıçlar arasında 8 üyeden 7'sinin oyuyla çıktı karar. Bir üye yerel ulusal yargıçlarla birlikte hareket etti. Yani 7'ye biz 8 kişi 7'ye 7 çıktı karar. Çünkü 7'ye 7 çıktı. Başkan bizim oyu tarafımızda olduğu için evet. Şey çıktı. Evet. Tabii evet. Bir mahkemede, hele böyle uluslararası bir mahkemede kararın oy birliğiyle çıkması böyle bir davada pek de beklenmez. Yani şey değil. Değil mi? Tabii. Fazla şaşırtıcı gelmemeli. Evet. Ben şunu sormak istiyorum. Yani tabii çok kısa bir süre izledim ve ziyaretim çok sizin gibi 8 sene geçirdiğim bir yer olmadığı için, ama kısa bir seyahatte ve konuşmalardan edindiğim intibalar beni hala ihtilafın bitmediğini ve Hırvatlarla Boşnaklar arasında bir ihtilaf olmadığını, yani onların birlikte iç içe yaşadıklarını, fakat Sırplarla ihtilafın henüz bitmemiş gibi göründüğünü ve sizce şu andaki yapılanma cali bir yapılanma mı? Yani şu andaki bir görüntü mü? Bu ihtilaf hani bitti mi? Artık şiddet yerini dostluğa, sevgiye mi bıraktı? Yoksa şu andaki zaruret nedeniyle mi bunlar bir aradalar? Yani ihtilaf ve bunların arasındaki bu etnik ayrımcılık nihayete ermiş midir? Dileğim öyle olmasıdır. Ama şöyle bir olgu var. Hırvatlar, yani Bosna'daki Hırvatların tabir caizse bir büyük abileri var, Hırvatistan Cumhuriyeti. Bosna'daki Sırpların da aynı şekilde Sırbistan abileri var, deyim yerindeyse. Boşnakların, yani Müslümanların ise böyle bir abisi yok. Varsa da Türkiye'yi eğer abi sayarsanız, o da sınır komşusu değil, çok uzakta. Evet. Dolayısıyla ne düşünüyorsunuz? Yani bu 8 senede edindiğiniz intiba ne? Burası süt liman oldu. İşte çok güzel, Avrupa'nın ortasında. İşte bu büyük bir kısmı da AB üyesi olma yolunda ilerliyor. İşte iklim güzel, insanlar güzel. Savaş bitti. Herkes bir bardak su içti. Ölüsünü gömdü, gömemedi, buldu, bulamadı. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ümitli olmaya çalışıyorum. Son yıllarda da hiç gitmedim Bosna'ya. Fakat aldığım haberlere göre en azından silahlar patlamıyor. En azından insanlar işte barış içinde yaşıyorlar. Çocuklar okula gidiyor, geliyor. Umarım bu yeni kuşaklar barış içinde birlikte yaşama iradesini ortaya koyarlar. Bu irade çok önemli. Yani evet. Bu ortak iradeyi yaratmak lazım.
Bu arada siz Saraybosna'da Türk evini ziyaret edebildiniz evet, mi? Ha, evet, evet. Bu arada benim adımı da belki duvarda görmüş olabilirsiniz. Bir, kalabalık bir gruptuk. Evet. Yani çok fazla şey yapamadık. Burada çok değerli bir büyükelçimiz Ahmet Erozan'ı saygıyla anmak isterim. O Türk evini Sayın Büyükelçi Ahmet Erozan çok büyük güçlüklerle oluşturdu ve pırıl pırıl çok güzel bir bina yaptı. Evet, çok güzel. Türlü güçlüklerle ve bir dönem geldi ki koskoca Türkiye Büyükelçisi 10 bin mark gibi çok da büyük sayılmayacak bir parayı müteahhide ödeyemediği için sıkıntı içindeydi. Ben de o sırada tesadüfen Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı, o zamanki Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'le kendisini bir ziyaret ederek görüşme imkanı buldum. Kendisine arz ettim bu durumu. Sayın Sezer hemen ilgilendi, hemen not aldı ve kısa süre içinde o parayı gönderdi ve o Türk evi aslında 5 bin 10 bin markla bitmeyecekti o iş ama son noktayı öylece koymuş olduk. Sayın Büyükelçimizi buradan saygıyla anıyorum. Belki ne büyük güçlüklerle yaptığına bir örnek söyleyeyim. Aşağıda onun çok güzel bir küçük sinema salonu vardır. O sinema salonuna koltuk bulmak gerekti. Ne yaptı? Yaptı bizim büyükelçi Türk Hava Yolları'nın Iskarta'ya çıkardığı yolcu koltuklarını. Ben de dedi orada çünkü bize film seyrettiler. Evet. Ben de dedim ki niçin burada bu garip koltuklar var? Evet. Yani işte onlara Türk Hava Yolları'ndan rica minnet aldı ve işte bir de hoşluk yarattı böyle uçak görünümü verdi filan oraya. Onun gibi türlü şeyler yaptı. Şu anda ismini unuttum da çok cici bir konsolos var gene orada. Herhalde ondan sonra bir bayan büyükelçimiz vardı. Bosna'da yani şeyimiz tabii itibarımız çok iyi. Yalnız şunu da kabul etmek lazım ki Türkiye'nin orada en başta gelen iki tane büyük rakibi var. Bir tanesi Suudi Arabistan, bir tanesi İran. Tabii camilerle ilgili bunlar, faaliyetleri çok bizim etkin. Oradaki büyükelçilerimizin elindeki maddi olanaklarla kıyaslanmayacak kadar büyük paralar harcayabiliyorlar. Onun için bizim oradaki temsilcilerimizin işi bir bakıma kolay çünkü halk Türkiye'yi seviyor. Ama bir bakıma da zor rekabet etmek, parasal anlamda rekabet etmek çok şey. Yani Vahabi mezhebinin görselliklerini izledim ve sordum nedir diye. Burada işte bölünmeden sonra herkes dinini icra etmek istiyor. Peki dedim yani İslam dini Osmanlı dönemindeki inanış ve ritüellerinin yerine siz şimdi bir Vahabi görüntüsü sergiliyorsunuz. İşte bilmiyoruz çok para yatırıyorlar ve camilere ve bir takım Kur'an kursları falan bayağı faaliyetleri var orada. Tabii ki Türkiye'nin kendi iç sorunları nedeniyle Bosna Hersek'le ne kadar ilgilendiği ayrı bir konu. Ben son bir soru daha sormak Buyurun. İstiyorum. Bu Sırpların kendi topraklarını genişletme arzu ve istekleri ne bir nokta konmuş olabilir mi? Yoksa hala o istek, arzu, genişleme duygusu bir 10 sene sonra, 20 sene sonra gibi bir zaman diliminde tekrar tekerrür edebilir mi? Bu konuda tahminde bulunmak zor. Umarım gerçekçi davranarak kendi sınırları içinde mutlu bir Sırbistan yaratmayı bir takım maceralara girmekten daha doğru bir politika olarak kabul ederler. Ama Kosova sorununda yani bu soruyu evet. sormamın nedeni Kosova sorunundaki evet. tutum ve davranışlarının ileride gene Bosna Hersek açısından da gündeme gelebileceğinin bir göstergesi gibi geldi bana. Olabilir. Evet, dilerim. Olabilir. Dilerim. Diliyoruz. Evet. Evet. Çok geç oldu. Siz de fazla yordum gibi geliyor. Yok. Zevk oldu. Teşekkür ederim.
Ben size çok teşekkür ederim. Çünkü siz gerçekten orada 8 sene bulunaraktan bu yaraları sarmaya çalışarak kararlarınızla toplumu zarara uğramış bu teröre, bu şiddete maruz kalmış, büyük bir travma yaşamış halka, boşnaklara birçok yardımlar yaptığınız bu kararlarınızla, oradaki Türk mevcudiyetiyle çok önemli. Bunları bizimle paylaştınız. Evet sevgili Cam TV izleyicileri, bir cumartesi akşamı 3. Binyıla Bakış programı yine bitiyor. Ümit ederim ki bu travmatik olayı her zaman bir kenarda, aklınızın bir kenarında tutunuz. Gençler siz yetişirken dünya olaylarıyla çok yakından ilgileniniz. Önemli mevkilere geldiğinizde atacağınız adımlarda geçmişte yaşanmış olayları, tarihi, siyasi konuları bilmek sizin vereceğiniz kararların daha sağlam olmasını sağlayacaktır. Hepinize iyi geceler dilerim.